Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, sorgulamanın, düşünmenin en iyi aracı matematiktir. Hazırsanız başlayalım. Üçgende benzerlik konusuna Thales teoremiyle devam ediyoruz. Kimdir Thales? Thales bu topraklarda yaşamış büyük matematikçi, düşünür, felsefecidir. Şimdi Thales'in en önemli özelliklerinden biri geometride yaptığı çalışmalardır. Bu Thales teoremi de birçok bilimde kullanılan bir teoremdi. Nedir Thales teoremi? Bakın birbirine paralel doğrular, AD doğrusu, BE doğrusu ve CF doğrusu ve bu doğruları kesen AC ve DF doğruları düşünün. Burada oluşan parçaların oranlarını birbirine eşitleyebilirsiniz. Yani AB'nin BC'ye oranı, DE'nin EF'ye oranına eşitleyebilirsiniz. Ya da bütün parçayı da düşünebilirsiniz. Yani AB'nin AC'ye oranı, DE'nin DF'ye oranı olarak da yazabilirsiniz. İşte bu teoremi biz Thales teoremi diyoruz. Üçgende uzunluk bulmada nasıl kullanacağız göreceğiz şimdi. Evet, bakın birbirine paralel doğrular verilmiş. Paralel olduğunu gösteren sembolü görüyorsunuz. Ne dedik Thales teoremi için? Şu parçaların oranları birbirine eşittir. Yani 12'nin 8 oranı x'in 6 oranına eşittir. Sadeleştirip içler dışlar yapalım. 4'e bölelim 3, 4'e bölelim 2, 2'ye bölelim 1, 2'ye bölelim 3. İçler dışlar yaptığımızda x eşittir 9'u buluruz. Evet, yine birbirine paralel doğrular, onları kesen doğrular verilmiş. Bu parçaları ayrı ayrı oranlarını eşitleyebiliriz. Yani 8'in 4'ü oranı, 6'nın x oranı deyip buradan önce x'i bulalım. 8'in 4'e, 6'nın x oranı. Hemen şöyle sadeleştirdiğimizde x'i 3 olarak bulabiliriz. Şimdi aynı orana devam edebilirsiniz. Yani buradan işte 8'in, şuradan yapayım, 8'in y'ye oranı, 6'nın 9 oranı diyebilirsiniz. 8'in y'ye oranı, 6'nın 9 oranı. Burada da sadeleştirme yapalım. 3'e böldük 2, 3'e böldük 3, 2 ile de 8'i sadeleştirdik 4. İşler işler yaptığımızda y buradan 12 olarak bulunur. X de y'nin toplamını istemişti. Onu da 15 olarak bulabilirsiniz. Tabii dediğim gibi ille de bu parçaları değil, şöyle bütünden de gidebilirdiniz. Mesela 6 artı x'in 15 artı x oranı, aynı şekilde bu tarafta o şekilde de oran yapabilirdiniz. Şimdi kelebek benzerliği denilen bir benzerlik var. Şekil olarak buna kum saati de diyen oluyor. Kelebek de o. İkisini de kullanabilirsiniz. Kum saati ya da kelebek. Şimdi burada AC doğru parçası ile DE doğru parçası birbirine paralel. Paralel olduğu için bakın Z'leri görüyorsunuz. Yani iç ters açılar oluyor. Alfa alfa diyebilirsiniz. Bakın böyle bir Z var. Teta teta diyebilirsiniz. B açısı ters açı. Bunlara da beta beta dediğimizde. Dolayısıyla bakın ABC üçgeni ile BDE üçgeni benzer üçgenlerdir. Çünkü iki üçgende açıları eştir. O zaman eş açıların karşısındaki kenarlar da orantılıdır. Burada da aynı işlemi yapacağız. Ne yapacağım ben? AC'nin yani beta'nın karşısı DE'ye oranı, AC'nin DE'ye oranı bakın. CB'nin BD'ye oranı, teta'ların karşısı bakın teta'nın karşısı, teta'nın karşısı ve alfa'nın karşısı AB'nin BE'ye oranı. Onlar da alfa'nın karşısı. Eş açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Zaten benzerliğin temel mantığı budur. Evet, şekle baktığınızda kum saati ya da kelebeği görüyorsunuz zaten. Hemen paralelliği kullanarak açı eşliğini yazalım hemen. Bakın bu açıyla bu açı Z kuralı bakın.
eşit ve şu açılar zaten ters açılar. Dolayısıyla şimdi eş açıların karşısındaki kenarları oranlayacağım. Ne yapacağım? CD'nin AB'ye oranı, yani 3K'nın 8K'ya oranı, DE'nin EA'ya oranı, DE'nin EA'ya yani X oranı. Diğer kenarı yazmıyorum. Şimdi burada AD'nin tamamını 22 vermiş. Bakın bunu kullanalım. Nasıl kullanacağız? Bakın AD'nin tamamı 22. Bu parçası X'te, o zaman kalan şu DE kısmı 22 eksi X'tir. Ben de burada yerine yazıyorum. Şu K'ları sadeleştirdim. 3 bölü 8 eşittir 22 eksi X bölü X. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 3X eşittir 16, 16, 17, 176 eksi 8X. Bilinenler bilinmeyenler yapıyorum. 11X eşittir 176 X eşittir buradan 16 olarak buluruz. Evet, gene bir kelebek şekli. Paralelliği görüyorsunuz. Eş açıları hemen oluşturalım. Evet, bunlar da birbirine eşit. Ters açılar, z'leri yaptık. Gene temel benzerliği yazıyorum buradan. X'in 16'ya oranı, 6'nın 12'ye oranı, 4'ün y'ye oranı. Evet, ilk ikisinden x'i bulurum. İkinci ile üçüncüden de y'yi bulurum. Sonra da x ile y'yi toplarım. Yazalım bakalım. X bölü 16 eşittir. Hatta 6 bölü 12'yi sadeleştirip yazayım. 1, 2 yani 1 bölü 2 olarak. O zaman kaç kat artmış? 8 kat artmış. Kaç kat artacak? Bu da 8 kat artacak. 1 8 kat artarsa 8. Yani doğru orantıyı kullanabilirsiniz. İçler dışlar yapabilirsiniz. Sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Burada işlem tercihinizi size bırakıyorum. Devam ediyorum. 1 bölü 2 eşittir 4 bölü y. İçler dışlar yapıyorum. Y eşittir 8. Dolayısıyla x ile y'nin toplamını istemişti. 8 artı 8'den 16'yı buluruz. Evet, gene bir kelebeğimiz var. Paralelliği görüyorsunuz. Eş açıları yazalım hemen. Bakın z'leri yapın şöyle. Şu açılarda ters açılar. Şimdi eş açıların karşısındaki kenarları orantılıyorum. 12'nin 6'ya oranı, 8'in y'ye oranı, x'in 3'e oranı. Gene 12 bölü 6'yı sadeleştirelim. 1 bölü 2, pardon 2 bölü 1 olacak. Şimdi 1 ve 2'den y'yi bulayım. Sonra 1 ve 3'ten ya da 2 ve 3'ten x'i bulurum. Şuradan hemen içler dışlar yapalım. Ya da 2 ile de 8'i sadeleştirebilirdik ama neyse içler dışlar yaptık. 2'ye eşittir 8. Buradan y eşittir 4. 2 bölü 1 eşittir x bölü 3'ten. X'i buradan da 6 olarak bulursunuz. Dediğim gibi bu işlemi yapmak zorunda da değilsiniz. O oranı da yazabilirsiniz. Doğru orantı var aralarında. O doğru orantıyı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla 4 ve 6'dan toplamlarını da 10 olarak buluruz. Bir kelebek var ama kelebeğimiz var ya da alt tarafa bakarsanız temel benzerlik teoremini de görebilirsiniz. Önce ben üstteki şu küçük kelebeği bir tarayayım. Orada bir benzerliği uygulayalım. Bakın şu açı K açısı, D açısına eşit. Z var, iç ters açılar. C açısıyla da L açısı, iç ters açılar. E açısı zaten ters açı eşit. Dolayısıyla buradaki benzerliği kullanıyorum. Y'nin 4'e oranı 3'ün 2'ye oranına eşit. Hemen 2 kat artmış. Bu da 2 kat artacak. Y buradan 6 olarak bulunur. Şimdi aşağıki kısmı yani EAB üçgeniyle EKL üçgenine bakıyorum. Şuradaki temel benzerliği kullanacağım. Şunu kullanacağım yani bakın. Şöyle çiziyorum daha iyi görün diye. EAB KL.
Şimdi şurası 4, şurası 12, şurası 2, şurası x. Ben şimdi paralellik olduğuna göre bakın şu açı, şu açıya eşit, şu açıyla da şu açı eşit. E açısı ortak açıları. Şimdi buradaki temel benzerliği uygulayacağım. 2'nin 2 artı x oranı, 4'ün 4 artı 12 oranı, yani 16 oranı. Hemen sadeleştiriyorum. İçler dışlar yapıyorum. X artı 2 eşittir 8'e. X eşittir buradan 6. X de y'nin toplamını istemişti. Toplamları da 12 olur. Evet, yine bu da ona benzer bir soru bakın. İki tane kelebek görebilirsiniz ya da temel benzerlik yapabilirsiniz. Ne isteniyor bizden? X isteniyor. Bakalım. Önce küçük kelebeğe bakıyorum yine. Bakın 2'nin 6'ya oranı. Şu o pardon, paralellikler çok kıymetli. Bakın hemen ben açıların eşliğini göstermeden hemen sorunun çözümüne geçtim ama bunları artık görüyorsunuz diye düşünüp, yoksa bakın eş açıları hemen şöyle çizeyim. Sonra her gördüğünüz kelebek şeklini bu yöntemi uygulayamazsınız. Mutlaka bu paralelliğin ya da eş açıların verilmesi lazım. Şekil benziyor diye uygulayamazsınız. Bakın gördünüz 2'nin 6'ya oranı, 4'ün EK'ya oranı. Tamam, hemen sadeleştiriyorum. 1, 3, içler dışlar yapıyorum. EK uzunluğunu 12 olarak buluyorum. Yazayım yerine. Şuraya buldum 12. Şimdi neyi bulacağım? X'i bulacağım. Aşağıdaki temel benzerlik teoremini kullanacağım bakın. 12'nin 12 artı 4 oranı, yani 16 oranı. Sağ taraftaki KD kenarını kullanmıyorum çünkü onunla ilgili bir bilgim yok. 6'nın x oranı. Evet, burada da sadeleştirmelerini yapayım hemen. Oradan da x'i bulayım. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. İşler dışlar yaptığınızda x eşittir 8'i bulursunuz. Evet. Yine kelebeği görüyorsunuz bir taraftan, bir taraftan da gene temel benzerliği görebilirsiniz. Yani aslında bu tarz soruların böyle bir tane çözüm yolu yok. Yani siz o an kelebeği mi görürsünüz, temel benzerliği mi görürsünüz, ona göre çözebilirsiniz. Şimdi ben mesela önce şu E demiş ama şuraya biz EF diyelim. EF'yi bulacağım, oraya Y diyeceğim ve şuradaki temel benzerliği kullanacağım. Bakın taradığım üçgen ile şuradaki küçük üçgen. Çünkü bakın paralellik verildiği için bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Yöndeş açılar. C açısı da ortak açıları. Burada temel benzerlik kullanacağım. 5K'nın 5K artı 2K'yı oranı. Yani 5K'nın 7K'yı oranı. Y'nin 14 oranı. Tamam. Şunlar k'lar gitti zaten. Bakın 7 14 olmuş. 2 kat artmış. 5'te ne olacak? 10 olacak. Y değeri 10. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şurada şuradaki kelebeği kullanacağım artık. Ya da kelebeği kullanmak da zorunda değilsiniz. Kelebekten de yapabilirsiniz. Şuradaki temel benzerlikten de yapabilirsiniz. O kadar çok dedim ya yol yöntem var ki. Bir de kelebeği de kullanalım son olmazsa. Şuradaki temel benzerliği kullanacağım. Y bölü 14 dedi ki bu sefer şu üçgene bakıyorum bakın. Şöyle çizeyim. X, Y, 2K, 5K. Bunlar da paralel. Y'yi buldum ben zaten 10. Şimdi buradaki temel benzerliği kullanabilirim. 2K'nın 7K'yı oranı. 10'un X oranı. Şunlar gitti zaten. Sadeleştiriyorum. 2 ile 10'u 5. X eşittir buradan. 35'i bulursunuz. Bakın şöyle de düşünebilirdiniz. Şimdi gene şu taradığım üçgende açıları yazmıyorum. Şimdi 5K bölü 7K oranı var ya. Yani şurası 5A ise
Şurası 2 alacak ki 5 bölü 7 oranı olsun. Sonra şimdi bak kelebeği tarayacağım size. E, 14 bölü x bakın 2a bölü 5a. Buradan da yapabilirdiniz. A'lar zaten gider. 2 14 olmuş. 7 kat artmış. 5 de 7 kat artarsa 35 olur. Böyle de çözebilirdiniz. Yöntem çok anlayacağınız. Evet, temel benzerlik, kelebek hepsini kullanabilirsiniz. Nereden başlayalım? Ben önce şuradaki temel benzerliği göreceğim. Şu küçük üçgenle şu büyük üçgen şöyle tarayayım. Şimdi şu açıyla şu açı yöndeş açılar. Bu açıyla bu açı yöndeş. Çünkü paralel bakın EF CD'ye paralel. B açısı da ortak. Şimdi buradaki temel benzerliği kullanacağım. BF'nin FD'ye oranı yazıyorum. BF'nin FD'ye oranı, BD'ye özür dilerim. BD'ye oranı eşittir. 4'ün 12 oranı. Ya da 1 bölü 3 diyelim. Şimdi bunu nasıl uygulayacağım buraya? BF'ye eğer K dersem BD ne olacak? 3 kalacak. Yani şurası ne olacak? 2 kalacak. Bu şu anlamda önemli. Kenarlar arasında K, 2K eşitliği varsa, pardon oranı varsa diğer kenar arasında da vardır. Bakın burası 2A ise burası A'dır. Hani 2 bölü 3 oranı var ya burada. Burada da 2 bölü 3 oranı vardır. Niye bunu böyle yazdım? Çünkü şuradaki kelebeğe baktığınızda, şöyle çizeyim. Bakın X'in 12 oranı, A'nın 2A oranı. A'lar gitti. 2 12 olmuş. Ya da 12 2 olmuş ters de düşünebilirsiniz. Ya da 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6. Buradan x eşittir 6'yı bulursunuz. Evet, sorunun üzerinde verilenleri dikkatlice inceleyelim. Bakın paralelliği görüyorsunuz. FC, BD'ye paralel verilmiş. Bir açıortay verilmiş. Bunu da kullanacağız. Ve bizden x isteniyor. Şu paralelliğe bakarak hemen şu minik bir kelebeğe bir bakalım önce. Bakın şu açılar eşit z kuralı, şu açılar eşit f ile d ve e açısı da ters açı. Dolayısıyla benzer, pardon, kenar arasındaki bağıntıyı görüyorsunuz. 2k'nın 3k'ya oranı. Yani 2 bölü 3 oranı var kenarlar arasında. Diğer kenarlarına da bunları yazabilirim. FC'ye 2A dersem BD ne olacak? 3A olacak. Ya da EC'ye 2B dersem BE ne olacak? 3B olacak. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Bir de bir açıortay vermiş. Onu kullanacağım. Açıortaya baktığınız zaman şöyle çizeyim ABC üçgenini bakın. Sadece açıortayı çizeceğim. Yeterli olacak. Şurası E. Şimdi buraya ne dedik? EB'ye 3B. EC'ye 2B dedik. Burası 12. Bakın. İç açıortay teoremini uyguluyorum. Neydi o? İç açıortay teoremi. Açıortayın tabanda ayırdığı parçaların oranı ile kolların oranı birbirine eşittir. Yani 3B'nin 2B'ye oranı, X'in 12 oranı ya da 3B'nin X'e, 2B'nin 12 oranı ya da tersi 12'nin X'e, 2B'nin 3B'ye diyebilirsiniz. Eşit. Şimdi şunları sadeleştirdim. 2 ile de 12'yi sadeleştirdim. 6. İçler dışlar yaptığınızda x eşittir 18'i bulursunuz. Evet, güzel bir kelebeğimiz var. Bizden x isteniyor. Şöyle bir tarıyorum. Birden fazla kelebek var. Şimdi burada gördüğünüz gibi hemen eş açıları da gösterelim. B ile C açısı iç ters. Yani Z. E ile F açısı, K açısı da ortak açı, ters açı zaten. Dolayısıyla bakın 2'nin 4'ü oranı, 2'nin 4'ü oranı 1 bölü 2 oranı var bu iki üçgen arasında. Yani siz EK'ya K derseniz KF ne olacak? 2K olacak. Niye EK ve KE'ye dedim de CK ve KB'ye demedim?
Bitişik üçgenler olduğu için ortak kenarı kullanacağım biraz sonra. O yüzden ortak kenardaki oranı yazdım. Diğerini de yazabilirsiniz ama bir işinize yaramayacak. Şimdi diğer üçgeni, diğer kelebeği tarıyorum. Yeşil kelebeğe bakın. Bakın gördünüz mü? EK'nın KF'ye oranı, yani K'nın 2K'ye oranı, X'in 8 oranı. Şunları sadeleştirdim. Bununla da bunu sadeleştirdim. X eşittir 4'ü bulurum. Evet, paralellikler çok kıymetli. Çünkü onlar bizim eş açılar bulmamıza neden oluyor. Şurada minik bir kelebek var. Bunu kullanacağım. Çünkü DF ile ABC paralelliğini görüyorsunuz. Şimdi şu kelebeği kullanacağım. EF ve DF birbirine eşit verilmiş. Ben onlara AA dedim, BC'ye de B dedim. Şu minik kelebeği kullanıyorum oranı. A'nın B'ye oranı, X'in 4'e oranı. Bu kalsın burada. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Yani şuraya çizeyim bakın. ABC üçgeni. DF. Şimdi DF ve BC'ye paralel. DF'ye A dedik, BC'ye B dedik. AF 6, FC ne kadar bakın, FC x artı 4. Şimdi buradaki temel benzerliği yazacağım. 6'nın 6 artı x artı 4 oranı, yani 6'nın 10 artı x oranı, A'nın B oranı. Güzel. Şimdi burada şu ikisini birbirine eşitleyebilirim. Çünkü ikisi de A bölü B oranına eşit. Dolayısıyla x bölü 4 eşittir. 6 bölü 10 artı x olur. İçler dışlar yapalım. 10x artı x kare eşittir 24. Bakın ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Hepsini bir tarafa geçirip sıfıra eşitleyelim. Çarpanlarını ayıralım. Yani köklerini bulalım. Bakalım x değeri ne olacak? Şimdi öyle iki sayı söyleyeceksiniz ki çarpımları eksi 24, toplamları artı 10. Artı 12 ile eksi 2 toplarsanız, artı 10 çarparsanız eksi 24. Yani x değeri ya eksi 12 olur ya da x değeri 2 olur. Negatif olamayacağına göre uzunluğumuz, x değerimiz ne olacak? 2 olacak. Evet, gene paralellikler, eşitlikler verilmiş. Gene ben bunları kullanacağım. Şu eşitlikleri AA diyorum bakın. Şuradaki kelebeği gördünüz zaten hemen. Şuraya da B diyorum. Hemen kelebeği uyguluyorum. B'nin A'ya oranı 9'un 3'e oranına eşit. Hatta şöyle sadeleştirelim. B eşittir 3A. Şimdi bu kalsın. A ile B arasında bir ilişki bulduk. Bunu sonra kullanacağız. Şimdi bize X soruluyor. Bakın. ABC üçgeni. Şöyle çizeceğim. Çok daha iyi göreceksiniz. FK paralel ya tabana. Şimdi şunlar paralel. Yani şu açı, şu açıya eşit. A açısı, F açısına eşit. C açısı da ortak açı. Şimdi şuraya A dedik. Buraya B dedik. B ile K arası bakın. B ile K arası 12. K ile C arası da X. Zaten o ikisi bulacağız biz. Şimdi temel benzerlik teoremi uyguluyorum. X'in X artı 12 oranı. A'nın B oranı. Tamam. A ile B arasındaki ilişkiyi de görmüştük zaten. Onu da yerine yazalım. İşlemimizi yapalım. X bölü X artı 12 eşittir. A bölü B yerine 3A yazıyorum. Sadeleştirdiğinizde, içler dışlar yaptığınızda X artı 12, 3X eşit. 2X 12, X eşittir. Buradan 6'yı bulursunuz. Evet, burada da gene bakın paralelliği görün. AB ve DE paralelliğini görün. O paralelliği kullanacağız. Şimdi mesela burada şunlara kelebek var diyemezsiniz burada şu ikisinde. Çünkü KD ile EC arasındaki paralelliği vermemiş. O zaman ben neredeki kelebeği görebilirim? Bakın şuradaki kelebeği görebilirsiniz. Şöyle tarayayım. Çünkü
DE ile AB birbirine paralel. Bu kelebeği görebilirsiniz. Bir de büyük üçgende o ilişkileri görebilirsiniz. Şimdi nereden başlayalım? Kelebekle başladık. Kelebekle devam edelim. Şuraya da A diyelim. Bilmiyoruz ya AB'yi. Şu kelebeği hemen yapıyorum. 6'nın A'ya oranı, K'nın 2K'ya oranı. Hemen K'lar gitti. İşler dışlar yaptım. A buradan 12 olarak buldum. Tamam. Şimdi bunu kullanacağım. Nerede kullanacağım? Bakın şuraya ABC'yi bir daha çiziyorum. EF'de AB'ye paralel verilmiş ya EF. Bakın EF paralel. Şimdi verilenler şurası X. AB A demiştik yani 12. Şimdi FC 2K. Peki A F ne kadar? A F'de 3K. Tamam. Şimdi buradaki temel benzerliği kullanacağım. Şunlar paralel olduğu için buradaki temel benzerlik 2K'nın 5K oranı. X'in 12 oranı. Tamam. K'lar gitti. İşler dışlar yaptım. 5x eşittir 24. X eşittir 24 bölü 5 olur. Evet, gene paralelliğimizi gördüğümüz zaman kelebeğimizi de görüyoruz. Şu oranları bir yerleştirelim bakalım. ED neresi ED? Hemen bakıyoruz. ED'yi buluyoruz. ED'nin AB oranı 5 bölü 6. O zaman ED'ye ben 5K diyorum. Şuraya 5K diyorum. AB'ye 6K diyorum. FK AK oranını yazalım. FK yani şurası 2A olsun. AK burası da 3A olsun. 2 bölü 3 oranı var. Yani onun katları da olabilir. 2 ve 3 olarak alamazsınız. Onu katlar olarak düşüneceksiniz. Şimdi önce kelebeği bir görelim bakın. Tarıyorum. Çünkü bakın ED ile AB birbirine paralel. Hemen buradaki kelebeği kullanıyorum. Şuraya X, Y demiş. A ben de şuraya B diyeyim. Şuraya B diyeyim. B'yi bulayım. Şimdi buradaki kelebeği kullandığımda 2A'nın 3A'yı oranı eşittir. B'nin 6K'yı oranı. Tamam, şunlar gitti. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim. İşler dışlar yaptım. B eşittir ne oldu? 4K oldu. Tamam, B'yi buldum 4K. Bunun tamamına 5K demişti. O zaman buraya ne kalıyor? K kalıyor. Tamam, 5K olduğu için. Şimdi temel benzerliği kullanacağım. Neredeki temel benzerliği kullanacağım? Bakın ABC üçgeni çiziyorum. DF bunlar paralel alt tabana. Şimdi şurası 6K, burası K, burası X, burası Y. Tamam mı? X ile Y arasındaki ilişkiyi buradan bulabiliriz artık. Şimdi temel benzerliği burada yerleştiriyorum. X'in X artı Y'ye oranı eşittir. K'nın 6K'ya oranı. Tamam, K'lar gitti. İşler dışlar yaptım. 6x eşittir x artı y'ye. Buradan 5x eşittir y. Şimdi soruda bizden ne istemişti? X bölü y oranını istemişti. X bölü y gördüğüm yere 5x yazıyorum. Sadeleştirirseniz 1 bölü 5 oranını bulursunuz. Evet, burada da kenarları ile ilgili bir ilişki vermiş. Şurada bakın birbirinin katı olarak. Gene paralelliğe dikkat edin. DE, BC paralelliğine. Mesela hemen şu kelebeği anında görebilirsiniz. Paralellikten dolayı. Önce şunları bir yerleştirelim bakın. 2, 4, 2 ve 3 kaçta eşitleyelim onları? 12'de. Şimdi buraya ne diyorum ben? 3K. Buraya 6K, buraya da 4K diyorum. Şimdi ya şekil üzerinde bunları bilgi transferini yapayım. KC'ye 4K dedim. AE'ye 6K dedim. EK'ya da 3K dedim. Güzel. Şimdi hemen kelebeği kullanıp şuraya da Y diyelim.
Kelebeği kullanıp Y'yi yazabilirsiniz. Bakın kullanıyorum. 3K'nın 4K'ya oranı, 3'ün Y'ye oranı. K'lar gitti, 3'ler gitti. Buradan Y eşittir 4'ü bulduk. Bakın hemen yazıyorum. Şimdi temel benzerliği yapacağım. İsterseniz şöyle çizeyim daha iyi görün. ABC üçgeni. Bu da DE. Paralel olduğu zaten verilmişti. Şimdi BC'yi 4 bulduk. DE'ye X demiş. Onu soruyor zaten. AE'ye 6K dedik. EC ne kadar? Bakın EC'de 7K. 3K artı 4K arası. Şimdi buradaki temel benzerliği uyguluyorum. 6K'nın tamamına yani 13K'ya oranı. 6K bölü 13K eşittir. X'in 4 oranı. Şu K'lar gitti. İçler dışlar yaptım. 13X eşittir 24'e. X eşittir 24 bölü 13 olur. Paralelliklerimizi gene görüyorsunuz. AB, EF ve DC birbirine paralel. Hani birden fazla kelebek ya da temel benzerlik teoremi uygulayabilirsiniz. Şimdi bizden X isteniyor. Nereden başlayalım? Ben önce şu kelebeği görmek istiyorum. Bakın bir kenarı 15, bir kenarı 10. Yani 15 bölü 10 oranı var burada ya da 10 bölü 15 de diyebilirsiniz fark etmez. 5 de sadeleştirirseniz eğer 3 bölü 2 oranı var. Demek ki bu büyük üçgenin yani ABF üçgenin bir kenarı 3K ise küçük üçgeninki 2K olacak. Ya da büyük üçgeninki işte pardon şuraya yazalım 3A ise küçük üçgeninki 2A olacak. Birbiri cinsinden yazdık. Sonra temel benzerliği kullanmak istiyorum devamında. Nerede kullanacağım o temel benzerliği? Şurada bakın. B, D, C üçgeni çiziyorum. B, C, D üçgeni. E, F'yi çiziyorum. Sonuçta şunlar paralel. Soruda verilmiş. Burası 10, soruda verilmiş. X soruluyor. Şurasına 2A, burasına 3A benzerlikten yaptık. Buradaki temel benzerliği artık yazabilirsiniz. 3A'nın 5A oranı. X'in 10 oranı. Sadeleştirdik. 5, 10 olmuş. 2 kat artmış. O zaman X'te ne olacak? 6 olacak.